Zafer. Bülent Ersoy kimlere neden meydan okudu? Hayatımda hiç ucuz olmadım. Diva bu şen kahkahayı neden patlattı? Durun daha bitmedi. Bülent Ersoy'dan yılbaşı bombası. Tam da sahne öncesi Diva'nın başına gelen kaza ne? Yeni yıla sahnede giren Bülent Ersoy hem kendi eğlendi hem misafirlerini eğlendirdi. Sürpriz konukların olduğu ve eğlenceli sohbetlerin yaşandığı gecede Diva yine formundaydı. Eğlenceli anları ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce sahne arkasına. Diva'nın yanına gidelim. Bülent Hanım bugün yine çok şıksınız. Gerçekten bu konuda hiç mütevazı olamayacağım, özür dilerim. Türkiye'nin en pahalı kadınıyım şu anda. Bülent Ersoy mütevazı olmamakta çok haklı. Baksanıza beyaz tülün üstüne işlenmiş taşlardan oluşan elbisesiyle nasıl da ışık gibi parlıyor. Büyük de para verdim kıyafetime. Dikkat ediniz, hazır kumaş değil. Hayatımda hiç ucuz olmadım. Elbisenin kalitesi zaten giyenden belli. Ama beyaz tuvaletiniz kadar boynunuza doladığınız kolyeler de dikkat çekiyor. Bu kolyeyi hazırlattı. Hadise tabii ki o zaman zirveye tırmandı. Bu 1,5 ayda hazırlandı. Bana da değerdi yani. Bu arada Bülent Ersoy yılbaşını kendisi gibi sahnede karşılayan rakiplerine de meydan okudu. Herkes hazır müşteriyi okuyor. Gazinolarda hazır müşterilere okuyorlar. Ben bilet satışı olan müşteriyi okuyorum. Ve içeriği herhalde gördünüz. Yer yok. Evet. Biz nasıl gireceğiz onu düşün. Evet. Bu yaşımda yine zafer, yine zafer, yine zafer. Hem kendi hem de görenler Bülent Ersoy'un şatafatlı elbisesine hayran kaldı. Belki de bu yüzden Diva'ya nazar değdi. Tam da sahneye çıkacakken patlayan fermuara Diva'nın ekibi anında müdahale etti. Ufak aksilik hemen halledildi ve Bülent Ersoy sahneye çıktı ama aksilik orada da yakasını bırakmadı. Fermuar bir kez daha patladı. Bu aksiliklerden sonra Bülent Ersoy'un yüzü biraz düştü ama seyircisi alkışıyla gerekli desteği hemen verdi. Bir ara orkestra şefiyle de ufak bir gerginlik yaşadı. Ben ne yapıyordum? Saat tam 12'yi vurduğunda Bülent Ersoy sahnedeydi. Geri sayımı büyük bir coşkuyla yaptı. Sahnede olmasına rağmen adetleri de yerine getirdi Diva. Yeni yıl bolluk, bereket içinde geçsin diye nar patlatıyor. Sonuçlarını da hemen gördü. Bu arada herkes yeni yılı kutlamak için ayağa kalkmışken masaların arasında sessizce oturan biri dikkatimizi çekti. Bülent Ersoy'un uzatmalı sevgilisi Berk Yılmaz'dan ayrıldığı, hatta başka biriyle 2016'da nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Ama yılbaşında Berk Yılmaz'ın Diva'yı izlemeye gitmesi, barıştılar mı sorusunu akıllara getirdi.